Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail ile ilgili ikinci videomuzda karşınızdayız. Baştan söyleyelim, yapımı günler süren bu videomuzu beğenip, yorumlayıp paylaşmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Bildiğiniz üzere birinci videomuzda Safevi Devleti'nin kuruluşunu anlattık. Bu videomuzda da o dönemdeki Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'i, II. Beyazıt'ı, Babür Devleti'nin hükümdarı Babür Şah'ı, Özbek İmparatorluğu'nun hükümdarı Şeybani Muhammed'i, ilaveten Bektaşileri ve Pir Sultan Abdal'ı içeren konuları ele alacağız. O dönemlerde Osmanlı Doğu Anadolu'da değildir. Doğu Anadolu toprakları Akkoyunlara aitti, Şah İsmail ise dayı tarafı olan Akkoyunları yendi ve Doğu Anadolu'ya hakim oldu. O dönemlerde Osmanlı'nın Trabzon'daydı toprağı, Sivas'taydı, Erzincan Safevilerdeydi, Kayseri yine Osmanlı'daydı, Maraş Dulkadiroğullarındaydı, Adana Ramazanoğullarındaydı. Şah İsmail Hatayi devleti kurmuştu, şimdi de bu devletin sınırları belirlenmeliydi. Bunun için Anadolu'nun dört bir yanından gelen Alevi dedeleri ve pirleri Sivas'ta Yıldız Dağı'nın eteklerinde toplandı. Toplantıda o dönemin kilit isimleri mevcuttu. Şah Hatayi ve Bektaşi önderleri ilk kez yan yana geldiler ama o toplantıda Bektaşiler ayrı bir yol izlemeye karar verdi. Bektaşiler Osmanlı coğrafyasında faaliyet göstereceklerdi. Şah İsmail bu faaliyetlere destek vermedi. Onun amacı dayılarının mülkü olan Akkoyun'un topraklarında tam bir denetim kurmaktı. Böylece Bektaşilerle Kızılbaşlar arasında ikilik oluştu. Bu toplantının kilit isimlerinden biri de Sivaslı Pir Sultan Abdal'dı. Gerçek adı Haydar olan bu Alevi dedesi hem Kızılbaşlara hem de Bektaşilere yakın bir isimdi. Ama Bektaşilerle Kızılbaşlar arasında bir anlaşma olmadı. Alevilerin Anadolu'daki isyanlarına Şah İsmail hiçbir zaman destek vermedi. İlaveten Pir Sultan Abdal'a gelince bu Alevi dedesi Şah İsmail'in oğlu Şah Tamasp devrinde Şah Tamasp'ı destekleyen vaazlar verdiği için Osmanlı tarafından idam edilmiştir. Eğer Pir Sultan'la ilgili ayrıntılı bilgi istiyorsanız aşağıya yazın, onu da ayrı bir video şeklinde hazırlayalım. Maraş bölgesindeki Dulkadiroğulları Akkoyunlu kırıntılarını bünyesinde bulunduruyordu ve Safevi topraklarına saldırı hazırlığı içindeydiler. Şah İsmail bunun üzerine Kızılbaş ordusuyla Dulkadiroğulları'nın beyliğine sefere çıktı. Şah İsmail Maraş Elbistan üzerine sefere çıkmışken yolunu değiştirip Tokat üzerinden yol aldı. Tokat Osmanlı toprağıydı. Osmanlı tahtında 2. Beyazıt vardı. Şah İsmail 2. Beyazıt'a mektup gönderip Osmanlı toprağından geçmek zorunda kaldığını, geçtiği yerlere asla zarar vermeyeceğini söyledi. Olası bir hasar olursa tüm masrafları karşılayacağını bildirdi. Şah İsmail Tokat üzerinden giderek Dulkadiroğullarını hazırlıksız yakalamayı planlıyordu. Osmanlı devlet erkanı tedirginlik içinde bu durumu Şah İsmail'e sorunca Şah İsmail 2. Beyazıt benim atamdır. Benim sizin toprağınızda gözüm yok dedi. İkinci Beyazıt'ın gönlünü alan Şah İsmail Dulkadiroğulları'nın topraklarına yürüdü. Tokat yöresindeki Alevi Türkmenler Şah'ı coşkuyla karşıladı. Şah İsmail Kayseri'den Dulkadiroğulları topraklarına girdi ve onları yendi. Dulkadir hükümdarı Alaaddin Devle Turna Dağı'na çıkarak kendisini Şah İsmail'in ordusundan korumayı başardı. Kızılbaşları doğuda bekleyen büyük bir tehlike vardı. Bu tehlike Özbek İmparatorluğu'ydu. Hazar Denizi'nin doğu sahilinden Doğu Türkistan'a ve Sirderya'dan Merkezi Afganistan'a kadar uzanan bir Özbek İmparatorluğu kuran Muhammed Şeybani Han, Şah İsmail'e rakipti. Muhammed Şeybani'nin hayatı da Şah İsmail'e benzer çünkü onun da babası öldürülmüştür ve babasını öldürenlerle mücadelelerde bulunmuştur. Muhammed Şeybani Han sonunda Orta Asya'nın en büyük imparatorluğunu kurmuştu. Şah İsmail'e yazdığı mektuplar tehdit doludur. Muhammed Şeybani Han yazdığı mektuplarda Şah İsmail'in kendisine biat etmesini yoksa tüm Safevi imparatorluğunun topraklarını elinden alacağını yazmıştır. İlaveten Muhammed Şeybani yeşil bir sarık takardı ve sünni bir hükümdardı. Bu yüzden Muhammed Şeybani'ye Yeşilbaş denir. Yeşilbaşlarla Kızılbaşlar arasında bir savaş yaklaşıyordu. Akserpüşlü Osmanlı hükümdarı 2. Beyazıt ise Kızılbaşlara karşı olarak Yeşilbaşları destekliyordu. Ayrıca Şah İsmail'in Kızılbaş ordusundan daha büyük bir orduya sahip olan Özbek İmparatorluğu gücüne çok güveniyordu.
Şah İsmail mektuplarında din kardeşi olduklarını, savaşa gerek olmadığını yazmıştır. Muhammed Şeybani ise Mekke'ye ordusuyla haca gideceğini ve Kızılbaşların topraklarından geçeceğini, Şah İsmail'in kendisine biat etmesini istemiştir. Tabi daha iki sultan arasında birçok konuda zıtlaşmalar oldu. Sonunda iki Türk padişahı savaşa tutuştular. Şah İsmail Muhammed Şeybani'nin ordusunu Merv yakınlarında hilal şeklinde kuşattı. Kızılbaşlar bir yandan da Özbek ordusunun ardında kalan köprüyü yıktılar. Özbeklerin şehre kaçacak bir yolları kalmadı. Muhammed Şeybani Han yenildi ve Özbek İmparatorunun kafası kesilip Osmanlı hükümdarı 2. Beyazıt'a gönderildi. Safeviler Şeybanileri yenince Osmanlı ile Safeviler arasında artık savaş davulları çalmaya başladı. Şah İsmail Şeybani Muhammed'in kesik başını 2. Beyazıt'a göndermişti. Bunun nedeni Osmanlıların Safevilere karşı Özbek İmparatorluğunu desteklemesiydi. Diğer bir neden ise 2. Beyazıt'ın Anadolu'daki Alevi Türkmenlerin Şah İsmail'in ülkesine gitmesine izin vermemesidir. 2. Beyazıt Şah İsmail'e mektuplarında "Muhterem oğul, Ali Mekan oğul ve Seyit" diyordu. Aralarında pek bir problem yoktu. Ama Osmanlı mülkündeki Kızılbaşların askerlik görevini yapmak yerine Şah İsmail'in safına gitmeleri 2. Beyazıt'ın tepkisine yol açtı. 2. Beyazıt Kızılbaşların Şah'a gitmesini engelledi. Bir sultanın "Açılın kapılar Şah'a gidelim" dizeleri de o dönemlerin Osmanlı politikasının eseridir diyebiliriz. Tabi bunun 2. Beyazıt ve Osmanlı Devleti'nin bekası için haklı nedenleri de vardı. Şah İsmail de Şeybani Han'ın kellesini 2. Beyazıt'a göndererek "Bizimle uğraşma" anlamına gelecek mesajı vermişti. İşte burada Trabzon valisi Şehzade Selim harekete geçmeye başladı. Devlet yönetmekte pasif olan babasının artık emekliye ayrılma zamanının geldiğini düşünüyordu. Yavuz Sultan Selim'e geçmeden önce Babür Şah'la Şah İsmail'in ilişkileri nasıldı? Hemen ona da kısaca bir değinelim. Şah Hatayi Özbek İmparatorluğunu yenince savaş alanında Muhammed Şeybani Han'ın esirleri arasında Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah'ın kızı ve kız kardeşini gördü. Bu kadınlar Şeybanilerin esiriydi. Şah Hatayi onlara hürmet gösterdi ve Babür Şah'a sağ salim teslim etti. Şah İsmail Hatayi'nin bu hareketi Babürleri ve Safevileri birbirine yaklaştırmıştır. Hatta Babür Şah'a Kızılbaş ordusunu gönderen Şah İsmail ona savaşlarda yardım etmiştir. Babür Şah da bu harekete jest olarak 12 imamın adına paralar bastırmış, hatta ordusunu tıpkı Kızılbaşlar gibi giydirmiştir. Bugün Pakistan halkının Azerbaycan ve Türkiye'yi sayıp sevmesi, Şah İsmail'in Babür Şah'a Kızılbaş ordusuyla yardım etmesidir diyebiliriz. Ayrıca daha sonraki yıllarda Osmanlı'dan topçu birlikleri de Babür Şah'a yardım etmiştir. Babür Şah bu destekler sayesinde devasa orduları savaş alanında yenmeyi başardı ve Hindistan Fatihi oldu. O topraklarda yeni bir Türk imparatorluğunun temellerini attı. Yorumlarda talep ederseniz Babür Şah'ı da ayrıntılı bir şekilde anlatan bir video yaparız. Şimdi lafı uzatmadan gelelim Şehzade Selim'e. Şehzade Selim o dönemlerde ülkenin en ucunda olan Trabzon'da şehzadeydi. Osmanlı Devleti'nin gidişatını hiç beğenmiyordu. Türkmenler küstürülmüştü. Doğudan çıkan Şah İsmail'e Anadolu'daki Türkmenler muhabbet besliyordu. Selim bu yüzden daha şehzadeyken toprak fethetmeye başladı. Hristiyan Gürcüler üzerine seferler yaptı. Birçok şehri ele geçirdi. Elde edilen ganimetlere dokunmayıp halka dağıttı. Şehzade Selim'in Gürcülere iyi davranması üzerine birçok Gürcü topluluğu Müslüman oldu. Osmanlı halkı ve Yeniçeriler Şehzade Selim'e muhabbet beslemeye başladı. Şehzade Selim Rumeli'ye geçti, böylece İstanbul'da olan gelişmeleri yakından takip edebiliyordu. Babası 2. Beyazıt ise diğer oğlu Şehzade Ahmet'i hükümdar yapmak istiyordu. Şehzade Selim kayınpederi Kırım Giray'ın desteğini aldı. Babasının kuvvetleriyle savaştı ve yenildi. Babası 2. Beyazıt apar topar Şehzade Ahmet'i İstanbul'a davet etti. Ama Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemiyordu ve isyan başlattılar. 2. Beyazıt son çare olarak Şehzade Selim'i İstanbul'a çağırdı. 2. Beyazıt Şehzade Selim'e Safevi seferinde ordunun başında komutan olma görevini verdi. Şehzade Selim ise ordunun başında sultan olmalı diyerek
kendinin padişah olması gerektiğini yineledi. Sonunda 2. Beyazıt baskılara dayanamayıp tahtı Yavuz Sultan Selim'e bıraktı. 2. Beyazıt daha sonra öldü. Bazı kaynaklar zehirlendiğini de yazıyor ve işi Yavuz Sultan Selim yaptı noktasına getirenler de var. Şimdi burada iki tane sorun var. Birincisi, Yavuz Sultan Selim zaten tahtı elde etmiş, ülkeyi daha da karıştıracak olan bu işi neden yapsın? Diğer soru da şu: Yavuz Sultan Selim Safevi seferine çıktıktan sonra babasının tahtı yeniden ele geçirip geçirmeyeceğinden emin olamamıştır. Belki de bu yüzden zehirledi diyenler de var. Tabii size göre doğrusu neyse onu belirtirsiniz yorumda, ama yaşlı padişah 2. Beyazıt'ın eceliyle ölme ihtimali de yüksek. Yavuz Sultan Selim ilk olarak kardeşlerini bertaraf etti ve Şah İsmail üzerine sefere çıktı. Top gibi ordunun ağır silahlarını gemilerle Trabzon'a gönderdi. Şah İsmail'in ordusunu Erzincan'da bulmayı umut ediyordu. Şah'ın ordusu Safevi müritlerinden oluşuyordu. Dönemin en hızlı manevra kabiliyetine sahip süvarileriydiler. Sürekli savaştıklarından dolayı adeta birer savaş makinesi gibiydiler. Ama Özbekler yüzünden yaralı bir orduydu ve kendilerini yenileyemiyorlardı. Sürekli yeni kuvvetlerin gelmesi gerekiyordu. Ama eskisi gibi katılım yoktu. Şah Hatayi Osmanlı'nın Kızılbaş diyarına sefere çıktığını öğrenince ordusunu toplamaya başladı. Ancak 30 bin ila 40 bin arasında asker toplayabilmişti. Yavuz Sultan Selim ise 150 bin kişilik kuvvetle üzerlerine doğru geliyordu. Osmanlı ordusunda top vardı, tüfek vardı. Safevi ordusu ise yalın kılıçla savaşan bir orduydu. Safevilerde kadınlar da savaşa katılırdı. Vatan savunması hep birlikte yapılırdı. Zaten asker sıkıntısı çeken devlette kadınlar da savaşlarda mücadele vermek zorundaydı. Sünni Kürtlere gelecek olursak, Safevi devletinin yönetimini kabullenememişlerdi. Her seferinde isyan çıkarıyorlardı. Safevi komutanı Diyarbakır valisi Ustaşlı Muhammed Han bu isyanları bastırmıştır. Akkoyunlu devleti zamanında saray erkanından olan Kürt alimi İdrisi Bitlisi Kürtleri topyekün örgütlemeye başlamıştı. Kürtlerin Safevi yönetimine yönelik bu tutumu Osmanlı ile Kürtleri birbirine yaklaştırdı. Diğer yandan Alevi Kürtler ise Safevilere yeni yeni destek vermeye başlamıştı. Bunlardan en önemlisi Dersim Beyi Çemişgezekli Rüstem'dir. Diğer Kürt beylerinden daha güçlü olan bu Kürt beyi Şah İsmail'in komutanları arasındaydı. Çemişgezekli Rüstem'in akıbeti ne oldu? Şah İsmail Hatayi'nin en güvendiği komutanlarından olan Avşar Türkü Sultan Ali Mirza'ya ne oldu? Yavuz Sultan Selim'in en önemli komutanlarından Malkoçoğlu Tur Ali Bey'i kim öldürdü? Osmanlı ve Safeviler arasında yapılan Çaldıran Savaşı'nın detaylarında neler var? Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi katletti mi? Şah İsmail Hatayi 50 bin Sünni'yi katletti mi? Kürt beyleri Osmanlı'dan hangi konuda yardım istedi? Bunların hepsi 3. videomuzda olacak. Arkadaşlar, videonun başında belirttiğimiz gibi videomuzu beğenmeyi, yorumlamayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalımıza abone olmadıysanız dönen logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, takipte kalın, esen kalın.